Selam arkadaşlar. Bundan 6 ay evvel eski bir makineye Windows 10 kurdum. Windows 10'u kurdum. Ekran kartında bir garip bir sorun çıktı. Sonra dedim ki şunu bir bootable USB flash'ımızla bir açalım Linux. Bir açtım, çözünürlük oturdu. Dedim ki ben bunun üstüne bir Linux Mint kurayım. Bu vesileyle dedim hani bir de test yapmış oluruz. Yani ben böyle eski makineleri gördüğüm zaman hemen bunu bir fırsat olarak bilip o makineler üzerinde bazı testler yapmayı severim. Ve size de bunu tavsiye ediyorum. Bununla ben şahsen bayağı bir mesafe kat ettim. Normalde daha önceki videolarımda da söylediğim gibi yazılımcı olmama rağmen ve bu sistem meselelerinden yazılımcılar biraz uzaktır. Biraz aslında uzak olmama rağmen bu konuda çalışa çalışa önüme gelen makineye Linux kura kura mesela dual boot'tur, triple hatta boot'tur derken bayağı bir mesafe aldım ve işi bu noktaya getirdik. Yani bugünlere getirdik. Şimdi oturmuş bununla ilgili video da yapmaya başladım. İşin ilginç yanı. Koskocaman bir Linux başlığı attık ve bunu bu taraftan geliştiriyoruz. Diğer başlıklarımız da orada bizi beklerken geliştirme adına. Şimdi mesela örnek vereyim. Bakın şu gördüğünüz İşte bir eski makine. Bakın elinizdeki eski makinalara kesinlikle değer verin yani. Onlar sizin korkusuzca ve umarsızca bozulacak diye çekingenlik göstermeden deney yapabileceğiniz harikulade cihazlardır. Bu eski bir ThinkPad. Gördüğünüz gibi bu F1 butonu bile yerinde yok. Ve aynı zamanda da açılış esnasında CMOS batarya pili bittiği için her seferinde setup'a girip default değerleri yüklemeniz gereken bir makina. Bu makineyle çok şey öğreniyoruz aslında. Ve bu makinenin üzerinde şu an Linux Deepin'i görüyorsunuz açık halde. Üzerinde Linux Deepin, Windows 7 ve MX Linux var aynı anda üçü birden. Eski videolarımda da bununla ilgili bir takım çalışmalar yaptık. Şu gördüğünüz makine ise HP'nin bir zamanların efsane makinesi. Yani şöyle baktığınız zaman yaklaşık belki 15 yıllık bir makinedir bu. Belki de daha fazla. Ve şuraya bakın, o zamanların efsanesi bu makina. Bu makinenin üzerine de bir enteresan bir Linux distrosu olan Antix Linux'u kurdum. Onun için de ayrıca özel bir video yapacağım. Şu makineyle birlikte yakında yapacağım o videoyu da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski makineler bize oldukça faydalı. Onun mesajını da bu vesileyle verdim. Bir başka vermem gereken mesaj bu videoda Brave Browser. Videonun son kısmında Linux Mint'i kurduktan sonra Brave kuruyorum. Kısa bir şekilde ona da bakabilirsiniz. Brave Browser'ı kesinlikle ihmal etmeyin. Son zamanların yükselen browser'ı. Brave Browser'ın en hoşuma giden taraflarından biri bütün Linux distrolarında ve Windows'ta aynı tutarlı arayüze sahip. Çok takdir ediyorum ve keyifle kullanıyorum. İçinde de bir dünya özellik var. Firefox'un CEO'su oradan ayrılıp bu Brave Browser'ı kurdu. Harikulade bir iş çıkarmış adam. Diyerek videoya dalalım. Evet, bu eski makineye Linux kuruyoruz. Ventoy üzerinden açtık. Ventoy Linux Mint ISO kurulum install dedikten sonra birkaç aşamayı şu an atladım ama en heyecanlı aşama o birkaç aşamada fazla bir şey yok zaten direkt klavye falan seçiyorsunuz. Türkçe Q klavyeyi destekledi çok temiz bir şekilde. Şimdi asıl heyecanlı kısma geldik. Şimdi diyor ki bölümleri ayırmasını istiyor musunuz? Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi Windows 10 var diyor. Ya komple silelim ya da başka bir şey yapalım. Bölümleri kendiniz oluşturabilirsiniz. Şu seçenek üzerinden gidelim. Windows'u korumaya çalışalım. Evet, disk yapısı karşımızda. SDA1, SDA2, SDA3 olarak bir durum görülüyor şurada. Fakat fiziksel olarak olay nedir? Şurada bir device var. Bu flash bellek. Gördüğünüz gibi ikiye bölünmüş flash bellek. Ventoy'un iç mekanizması bu. Ayrı bir konu. İkinci disk burada. Bu ikinci diskte kendi arasında yine üçe bölünmüş. Şu Windows'un yaptığı bir mevzudur. Biliyorsunuzdur. Windows'un kendi boot'la ilgili recovery ile ilgili mekanizmaları var burada. Şurada Windows'un kendisi aslında kurulan Windows 77 GB gördüğünüz gibi. Şurada bir bölüm daha var. Buraya kurabiliriz bu Linux'u. Şimdi buraya kurabilmek için seçtikten sonra değiştir diyorum. Bölümü X4
bir şekilde, bağlama noktası da şu şekilde ve bölümü biçimlendir diyerek şu koşullarda okey diyorum dedikten sonra artık kurmaya hazırız. Kur diyorum şimdi. Bu uyarı no EFI partition, system partition was found. Şöyle bir uyarı veriyor. Şimdi burada eski bir makine, legacy boot kavramı var. EFI falan kullanmayacağız. Devam et diyeceğiz yani. Aslında EFI, legacy boot, işte ayarlarla ilgili ince bir mevzu var burada. Şimdi ona ayrıca gireceğim ama şimdilik hızlı kurmak istiyorum bu makineyi. Acil işim var çünkü. Devam et diyorum. Diyor ki bunlar yapacak. Tabii ki evet. Ve devam ediyor kurulum. Bölgemizi seçiyoruz. İstanbul. Evet. Username'i ne yapacağız? Klasik bir username yapıyorum. NetX benim klasik username'im. Parolayı da otomatik giriş. Ama parola olmadan olmaz. Bir tane sembolik bir parola yapalım. Otomatik giriş yap. Devam et. Kurulum gayet güzel, sorunsuz devam ediyor. Firefox, Netflix, YouTube, ne ararsanız var. Linux Mint gerçekten harika. Birçok uygulama içinde kurulu geliyor. Gördüğünüz gibi GIMP'ler, Drawing, Inkscape, Skype, WhatsApp, Slack, Telegram. Evet, kurulum devam ediyor. Tabii kesinti yapıyorum ben. Bayağı bir zaman geçiyor. Makine biraz eski. Yani 13.37'de hala süreç yürüyor. Evet, kurulum tamamlandı. Şimdi yeniden başlat diyoruz. Evet, açılıyor sistem. İlk kez Linux Mint üzerinden açılıyor makinemiz. Gördüğünüz gibi flash yok. Açılıyor sistem. Mükemmel. Linux Mint'e hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi harikulade. Burada şaşırtıcı bir durum oldu. Live ortamda, yani deneme yapmak için açtığım kurulumda, yani sistemi daha test ederken wireless network'ün şifresini girmiştim. O sistemin üzerine kurunca onu hafızada tutmuş. Gördüğünüz gibi kurulumu yaptıktan sonra onu hafızada tuttuğu için yeniden network, Wi-Fi network şifresi girmeme gerek kalmadı. Harika bir özellik. Evet, şu an Linux Mint kurulmuş durumda. 3 GB bellek, AMD Athlon bir işlemci ve gerçekten her şey çok iyi gitti. Harika bir atmosfer. Tabii ki eski bir makine olduğu için çok bir beklenti olmaması gerekiyor ama insanın yine de işini görecek seviyede. Yani şu koşullarda gayet tatmin edici ve bir noktayı burada dile getireyim tekrar. Bu makinede Windows 10'un ben ekran kartı driverlarını çözemedim. Yapamadım. Yani o kadar uğraşmama rağmen kurulmadı. Normalde zaten otomatik tanıması gerekir ekran kartı driverını. Fakat Linux Mint'i kurdum. Hiçbir sorun yok. Ekran kartın çözünürlüğü konusunda falan. Harika bir şekilde oturdu sistem. Kurar kurmaz hiçbir sorgu suali olmaksızın. Bakın şimdi ekran çözünürlüğünü şuradan bakalım. Şuradan ekranı tıklıyorum. Gördüğün gibi 166, 768 çat diye gördü yani ekran çözünürlüğünü. Windows 10'da şunu yapamadık yani. Evet, Linux'u kurduktan sonra makineyi tekrar açıyoruz. Açılışta gördüğünüz gibi Windows seçeneği de var. Şu Windows'u da bir deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi Windows geldi. Ekran kartında bir sorun olduğu belli. Görüyorsunuz. Sonuçta şu an dual boot. Şu an ekran çözünürlüğü 1024x768 gördüğünüz gibi. Sorunlu yani.
Ve şu an hiç bu sorunla uğraşmak istemiyorum. Gidip Linux'un tadını çıkaracağım. Şuradan gelip yeniden başlatarak. Yeniden başlatıyoruz. Ve Linux Mint geliyor. Ve karşınızda tekrar Linux Mint. Bundan sonraki aşamada bunu biraz şekillendireyim. Keyfime göre bir tema mesela gibi. Evet, gördüğünüz gibi Brave Browser kuruyorum. Default Firefox. Evet, Brave Browser kuruldu. Şuradan internetten Brave Browser'ı görüyoruz. Basıyoruz. Gördüğünüz gibi Brave karşınızda. Harika bir browser. Mozilla'dan ayrılan CEO bu firmayı kuruyor. Şu an Brave Browser yükselişte. Gördüğüm herkese tavsiye ediyorum. Linux'te de gördüğünüz gibi gayet güzel. Bu aşamadan sonra yapacağım şey artık şekillendirmek, mükemmel, güzel bir hale getirmek. Arayüzü değiştirerek, temalarla oynayarak harika bir görünüme kavuşturmayı planlıyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu haliyle de zaten aslında yeterince güzel, bayağı iş yapar. İşte bir Linux macerası da böyle bitti diyerek videoyu bitiriyorum ama bomba bir iki şey söylemeden de geçemeyeceğim. O da ChatGPT'dir. Kasıp kavuruyor şu an dünyayı ChatGPT rüzgarı. Elon Musk'ın OpenAI firması GPT-3, GPT-3.5-4 derken olayı çok muhteşem bir noktaya getirince Microsoft'un kurnaz ve akıllı CEO'su Satya Nadella. Daha önce kim vardı orada? Steve Ballmer. Yani Microsoft Steve Ballmer zamanında bayağı bir diplere doğru gitti sanırım. Hatta en büyük fiyaskolardan bir tanesi de Steve Ballmer'ın iPhone ile ilgili yaptığı yorumlar. iPhone için güldü geçti, tuşları bile olmayan bir telefon dedi. Geleceği görmemek işte böyle bir şey olmalı. Ve şu an Google'ın etekleri tutuştu. Neden? Çünkü bu ChatGPT denen mevzu artık search kavramını redesign, yani refresh, yeni bir bakış, komple yeniden tanımlıyor. Artık insanlar, bunu keşfeden insanlar Google'da ya da başka bir arama motorunda aramak yerine direkt bir arayüzden konuşma modunda ve direkt sonuca ulaşacak şekilde aramalarını yapıyorlar ki bunlardan biri de benim ve şaşkınlık içerisinde bana verdiği tepkileri görüyorum. Yani cevaplardaki muhteşemliği görüyorum. Kimi zaman da tabii saçmalayabiliyor ki bu şu an daha ilk adımlar. Şu diğer konuyu bitirelim. Satya Nadella geldi. Microsoft'u bayağı bir hizaya soktu. Bayağı güzel işler çıkardı Microsoft. Git'i satın aldı mesela. GitHub'ı satın aldı. Git ve GitHub farklı şeyler arkadaşlar bu arada. Kodcular bilirler. Neyse ayrı bir konu. GitHub bir web sitesi. Git'i kullanan bir web sitesi. Şimdi bu Git'i satın aldı. 7 milyar dolar verdi. Orayı bir aldı kontrol altına. Bir diğer taraftan da OpenAI ile anlaşma yapmış. Ve dolayısıyla Bing'in üzerinde Bing kendi arama motoru. Bing arama motorunda ChatGPT'yi kullanıyor arka tarafta ve arayüzü OpenAI'dan çok çok daha güzel. Aynı zamanda arama nerelerden o datayı aldığına dair de linkler falan veriyor. Muhteşem bir şeyler çıkmış açığa. Ben çok kullanıyorum. Size bir de zorunluluk getiriyor. Edge kullanacaksınız, benim browser'ımı kullanacaksınız diyor. Bir de Microsoft account'unuz olacak diyor. Harikulade bir şekilde bizi kendisine süper derecede bağlıyor. Biz Microsoft'tan kurtulmaya çalışırken Microsoft harikulade işler çıkarak bizi kendine bağlıyor da bağlıyor. Bir halat oradan atıyor, bir halat öbür taraftan atıyor. Attığı diğer halat da HoloLens. Yani HoloLens muhteşemliğiyle karşımıza çıktığında ona da hayır diyemeyeceğiz. Bir yazılımcı olarak, bir kodcu olarak Visual Studio'ya hayır diyemiyorum. Muhteşem bir geliştirme ortamı. Hayır, terk edecektim Microsoft, yani Linux burada yoluna devam ediyor, ilerliyor diye artık yavaş yavaş programlarımızı Linux üzerinde geliştirmeye başlayalım, Linux için geliştirelim moduna girmiştim ki yani orada da bir platform arıyordum. Qt mi olsun, Electron mu olsun tarzı. Fakat Microsoft .NET'i böyle open source falan yapınca, üstüne bir de onu Linux'te maksimum seviyede destekleyince bu sefer tekrar döndük. Acaba dedik ne yapsak, yani tekrar yolumuza devam etsek, bu kadar da bildiğimiz mevzular, yani yeni bir dünyaya girme. Yani görüyor musunuz nasıl çekiyor sizi kendisine? Harikulade bir şekilde. İşte durumlar bu şekilde arkadaşlar diyerek
bu videoyu da hızlı bir şekilde kapatıyorum enteresan bir şekilde. Siz de tabii ki bu şaşkınlığınızla birlikte kanala üye olmadan da çıkıp giderseniz buna da ben şaşıracağım hakikaten. Başka bir videoda görüşürüz.